Merhabalar, Egzotik Hocam kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir canlı yem kutu açılışı yapacağız. Hemen kutuyu açalım. Üstündeki bilgileri sokayım. Cırcır böceği aldım. Biraz şekil geldim. Bir de işte tor, su, jeli falan öyle malzemeler aldım. Kağıdını sokalım önce. Normalde yukarıdan çekiyorum ama fotoğraf makinesi kart girmediği için mecbur artık yukarıdan çekemiyorum. Bunları da tripoda bağlayamadığım için telefonu falan fotoğraf tripodu mecbur böyle elimde tutmayayım. Ama öyle şeyler tutmayayım. Burada sen çekirgelerin sesini duyuyorsun. Zaten kutu çok dağılmış ama kargocular maalesef hemen atıyor. Aslında her yere de yazmış, şöyle göstereyim. Bu da dereceleri yazmış. Her şeye bakın. Bu şekilde tutunuz demiş. Kutuyu güneşten, yağmurdan koruyun. Kurulur 17-28 derece demiş. Burada da yazmış. Soğuktan, sıcaktan, güneşten koruyun diye. Adam her yere yazmış ama yine de yani canlı var. Her şeyi yazmış. Kutuda ne kadar dağılmış görüyorsunuz. Şöyle tam tepeden göstereyim. Bir ayağa kalkayım. Burada ne var? 12 tane cırcır var burada. Şöyle göstereyim. Çok küçükler. Bayağı küçüklermiş. Ben biraz daha büyük bekliyordum. Şöyle. Hareketleri görüyorsunuz. Yine şansıya mı? Allah, aslında ben bunları şey için orta boy yazıyordu ama şey için almıştım. Beklediğimden biraz daha küçük geldi. Keko için almıştım. Crystal Keko için. Bunlar gerçekten oldukça küçük geldi ama herhalde hızlı büyürler diye düşünüyorum. Büyüme sürülerine bakmamıştım. Ona bakarım. Burada cırcırlarımız var. 12 adet. Ölü var mı bilmiyorum şu an. Bakarız sonra. Önce çıkaralım. Burada cırcırlar. Burada zaten seslerden anlıyoruz. 30 adet yavru çekirge var. Zıp 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 diyorlar. Şöyle yandan göstereyim. Elimde çektim şimdi biraz zor oluyor. Bir de sol elimde kestim. Telefonu biraz titretebilirim. Kusura bakmayın. Hep dökmüşler ama yapacak bir şey yok. Masayı sonra sileriz. Başka? Bu ne? Valla bu herhalde bir jeli mi, suyu mu, diğer gibi bir şey dondurmuş. Herhalde öyle bir şey diye düşünüyorum. Canlılar şey olsun diye. Sıcak olduğu için hava. Bakalım. Ben şunu göstereyim. Burada da su jeli var. 30 gram. Bunları suya attığım zaman şişiyor. Şu an böyle bir tuzmuş gibi duruyor. Sanki kaya tuzu gibi iri parçalı ama bunlar su jeli. Bunları ıslatıyorsun. Büyüyorlar buna. İçi su doluyor böyle. Suyu çekiyor. Sonra çekirgeler, cırcırlar, hamam böceği, herhangi bir canlı yemini verebiliyor. Çok da gerek yok. Başka şeyler de alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz ama ben aldım. Almışken. Aslında cırcırlar beklediğimden çok küçük geldi gerçekten. Burada 1-1,5 santim, 1 santim gibi yazıyordu ama orta boy deyince ben birazcık daha büyük beklemiştim. Valla hızlı büyürse hemen vereceğiz şeyleri. Neydi? Çekirgemize. Ay, çekirgemize diyorum. Antalya çekirge yaktım, oraya gittim. Crystal Keko'muza. Bir de peygamber devrimiz de var şu an. Burada da yine çekirge yemi var. Çekirge cırcır hamam böceği yemi. Bunlar da 18 liraydı. 2 paket aldım bunlardan. Zaten hep dökülen onlar. Kargocular pek iyi taşımadığı için her yere dökülmüş. Bak, açılmış bu paket, görüyor musunuz?
Bu da şu an yarısı gitmiş bunun maalesef. Ama toplarız yani. Şunları biraz alırsın toplanır. Burada ne var? Bu paket çok iyiymiş. Burada 5 adet küçük boy çekirgemiz var. Bunlar cırcır böceklerinden daha iri garip şekilde. Bunlar küçük, bunu orta diyor ama herhalde çekirgelerin yetişkini daha büyük olduğundan. Şöyle zıplıyorlar. Şöyle yanlarını göstereyim. Zıp zıp hemen. Baba şu an çok zayiat yok gibi. Biraz daha detaylı bakarız. Bir şu açılmış ama bu da zaten canlı olmadığı için çok önemsemedim açıkçası. Bir de şurada torfumuz var. Kutunun içindeki yemleri de toplayacağız. Kolinin içinde yine bir paket daha yem çıkar yani. Şurada da en büyük şeyimiz bir tane torf var. Şöyle. 1500 milim galiba. Şunlar 150 milim kapta. Bunlar, bu da 1500 milim kapta. Yazık biliyorum, emin olmasam da torf var. Buna yine aldım. Torf her zaman lazım olur her şekilde. Evde zaten vardı bir şey. Şeyde satılıyor. Benta'nın böyle şişen kalıp gibi olan. Bausta falan satılıyordu. Ondan vardı ama tekrar aldım böyle bir torf daha. Cırcırlar falan içini yumurtluyor diye. Yani kutu bu kadardı. Bununla muhtemelen şey, havalar sıcak olduğu için yaz diye böyle bujel gibi bir şey bunu dondurmuş. Kutu biraz daha soğuk kalsın. Tabi erimiş ama yine de yani bir süre, en azından Antalya'da şeye gelene kadar 1-2 saat yine donuk kalmıştır. Belki daha uzun bir rezil ise tam emin değilim ne kadar donuk kalır ama yani kargo bu kadardı. Şimdi biraz göstereyim. Önce şunun içindekileri bir dökeyim ben kaba. Şunu yana alırım. Çünkü yani dibinde çok az kalmış. Şöyle. Tek elle zor oluyor gerçekten de. Şey. Sahipten gelip yoksuna gün içinden şöyle kutuya da sığmadı gibi ama böyle gördüğünüz gibi paket tamamladı. Kolinin içinden de bir paket daha çıkardık. Yine buralarda falan çok dökülmüş ama bu da yine çekirge yemi, cırcır yemi öyle. Kava, kebek falan yani meyve sebzeler, bunlar da yiyor her şekilde ama ben yine de almak istedim almışken. Aslında canlı yemi biraz daha fazla almam lazımdı. Yetmeyecek bu da. Çekirge çok kullanacağımı sanmıyorum yani. Kırmızı kek o kadar. Cırcır çok seviyordum ama çekirge falan. Çekirge muhtemelen bir sürü, onların büyümesini yetmeyeceğim. Üreteceğim. Çok kullanmam. Belki peygamber dedesine vereyim biraz büyüyünce. Onlar. Burada su jelimiz var yine. Hemen şurada şeyini açalım. Zımbasını. Makasla. Şuradaki kırımı öndürelim. Tersine geldiği için böyle çıkar gibi. Diğerini de çıkaralım hemen. Şöyle göstereyim size. Bunlar da biraz erimiş sıcaktan yapışmış birbirlerine. Canlılar yine iyi dayanmış o sıcak. Şöyle düşürdüm. Şöyle göstereyim. Netliyor mu bilmiyorum. Biraz büyütelim. Ve çok küçük. Gördüğünüz gibi. Tuz gibi bir şey. Su jeli bu. Sonra zaten şurada çekirge yemlerimiz. Çocuğu yemlerimiz. Elimde toz olduğu için telefon dokunmatiği algılamıyor. Yani şöyle iki adet yem. Tabii bunların üstünde falan masada full yem oldu. Sonra ben videodan sonra toplarım onu. Şu kutuyu da çekelim.
Burada 12 tane cücüğümüz var. Bunları biraz yukarıdan göstereyim. Işık çok patladığı için. Hatta şu üstünü dökelim şöyle. Daha net görün. Bakın şurada gözüküyor. Bunun klipsini açmak isterdim ama şimdi kaçarsa filan çok uğraşamayacağım. Biraz da döndüreyim bakın şunların altında filan. Bayağı var. Ama hepsi de canlı gibi gözüküyor. Ben ölü görmedim. Şu an. Hem de şeye rağmen yani. Biz evde yoktuk. Geri döndü karga şubeye. Oradan son aldık. Yani bir 2-3 saat daha uzadı. Gitti, dağıttı, geri geldi, tekrar dağıttı falan. İş uzadı. Ona rağmen hepsi canlı bence iyi. Yani hepsi canlı gibi gözüküyor. Biraz daha bakayım şöyle. Ama bulanık ama bakayım. Yok ya, hepsi canlı galiba cırcırların. Ama bu cırcırlar baya küçükmüş. Plastik depoya veremeyeceğim. Depo yem bittiği için içeride tartara kalmadı. Gerçi bir tane kaldı, bir tane dişi tartara vardı. O kaldı şu an. Evde bir tek o var, bir de o doğurmuş. Bebekler var. Ama onları zaten çok küçük olduğu için kristalde veremem. O son dişiyi vereceğim. Sonra valla tekrar bir tartara sipariş etmem gerekecek. Bunları sipariş etsem iyi olurdu ama cırcırları biraz büyük beklediğim için cırcır veririm diye düşündüm. Burada da 30 tane yavru çekirge var. Böyle 30 tane alınca daha uygun fiyata geliyordu. Tam tanesi 4 liraydı galiba. 30 tane alınca 100 kaçtı hatırlamıyorum. 140 miydi öyle bir şeydi. 30 tane 50 tane 100 tane gibi ayırmış. Daha şey uygun fiyatlı oluyor öyle. Bunlardan o yüzden 30 tane aldım. Şöyle küçük küçük zıplıyorlar. Valla bunlar da gayet canlı gibi. Hepsi zıp zıp zıplıyor. Zaten seslerini duyuyorsunuz. Bir şey getireyim. Bunun üstündeki şeyi de dökeyim. Seslerini pır pır pır. Bir kesiliyorlar herhalde ama. Zıp zıp sesleri geliyor. Az önce sustuğumda. Aynen. Aa, bir bakıyorum buna da. Şu canlı. Şuradakiler yine canlı. Şu şeyin kartonların arasında çok var. Orayı göremiyorum. Biraz karışık. Karanlığa geliyor. Ama şöyle yani şöyle ben yaptığımda silkelediğimde yerdekilerin hepsi canlı. Yani herhalde öldüğünde yerde olur. Yine kargocular kötü taşıdığı için azalmış ama ona rağmen güzel canlı şekilde. Burada da 30 tane yavru çekirgemiz var. Zıp zıp zıplayan. Sonra da arkaya koyayım. Zıplamalarını izleyeyim. Bize devam edelim. Yine cırcırı da gösterdik. O da şöyle kalsın arkada. Ben seslerimle zıplamalıyım. 5 tane de küçük boy çekirge. Son bu kaldı. Üstünün tozunu alayım biraz. Gözükmüyor. Gerçi elim de tozlandı ama. Şöyle. Netlerse. Şöyle büyüteyim. Gördüğünüz gibi şurada bir tane büyük var. Şöyle ne kadar büyük göstereyim parmağımla. Bunlar da küçük boy diye geçiyordu. Evet, çekirgeler yine biraz daha iri olduğu için. Zıp zıp zıp. 5 tane var burada da. 1-2 tane fazla koymuştur diye düşünüyorum. Çünkü yolda ölebileceği için. Bu 5 tane de belki az olduğu için ama şu 30'larda illa bir 35 tane falandır muhtemelen. Fazladan koymuştur. Bunlar da yine canlı var. Zıplıyorlar hep. Hemen bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen tam 5 tane canlı gördüm. Tam 5 tane var. Galiba 1, 2, 3, 4, 5 aynen. Hepsi de canlı bunların. Diğerlerini sayamayacağım çok oldukları için ama. Bayağı büyük. Bunların cinsi aklımdaydı. Unuttum bu çekirgenin bilimsel ismi. Cinsi. Alta yazarım. Hemen geri küçülteyim şöyle. Son bir kez daha hepsini göstereyim. Sonra da videoyu bitirelim zaten. Çok bir şey kalmadı. Canlıları son bir kez daha göstereyim. Belki açarım. Tam emin değilim ama. Aslında şu cırcırlar biraz daha büyük. Şeye. Biraz daha büyük bekliyordum onları. Hem şeye verirdim. Mantisi hem de şeye. Ama galiba çekirgeleri daha önceden vereceğim. Bir de şöyle 1500 milim torf aldım. Bunu da açalım. Bunun zaten klipsi yok galiba. Aynen. Böceklere klips takmış. Onu yiyen ve torfa takmamış. Onu tabi böcekler takmış. Kötü taşıdıkları için ama yiyen de açılmış maalesef. Kargoca o kadar kötü taşıyor ki. Şöyle. Bayağı ıslak. Nemli. Biraz karıştırayım. Görün.
Bu böyle bir torf. Tekrar bastıralım. Elimizde de biraz yapıştı ama. Bir şey olmaz. Geri kapatalım. Aslında cırcırlar biraz büyük olsaydı dediğim gibi. Hem klistik cekoyu emançisi beslerdik. Beslemeye de dahil olurdu ama. Cırcırlar biraz beklediğinden küçük. Valla şunların birinin şeyini açalım ya. Klipsini. Size yakından göstereyim. Çekirgeler zıplıyordu için şu cırcırları açalım. Hepsi de arkaya gittiğinden bir tane çıktı şöyle. Görüyorsunuz. Zaten yumurta verdiğinden boyutunu az çok anlıyorsunuz. Şöyle elini de yanına koyayım. Şöyle. Çok yaklaştıramadım ama. Bu da cırcır işte. Yani video bu kadardı. Başka gösterecek bir şey yok. Keşke biraz daha 30 saniyede tartar alsaydım. Orta boy. Yine aslında onları da almıştım. Biraz da bufalıkladı. Sonradan sepetten çıkardım. Yapacak bir şey yok. Bir yakında bir kere de alacağız yani. Çünkü şu an şey aç kalacak yoksa. Kristik Yeko. Yine manisi un kurdu veriyorum da Kristik Yeko yemiyor un kurdunu. Alıştırmadığı için ilk sahibi. Kurda hiç un kurdu vermiş. Hep tatara vermiş. O da kurda hiç alışmamış. Yemiyor. Birkaç kere denedim. Mantis diyor da mantis de büyük olduğu için ona küçük geliyor. Kuş da arkadan çok tutuyor. Şöyle son kez cırcır çekirgeleri göstereyim size. Videoyu da burada bitirelim.